Dur. Sakin ol. Beni dinle. Niye? Siz kazandınız işte. Ben kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim. Namusumu, gururumu, bebeğimi. Her şeyimi kaybettim ben. Yetmedi, suçladınız. Güçsüz, korkak, ahlaksız dediniz bana. Niye? Ben bunları hak edecek ne yaptım size? Sadece çok sevdim. Kendimi bildim bileli. Sadece seni. Ama sen beni öldürdün. Şimdi niye kurtarmak istiyorsun ki? Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Ne olur gel. Gel buraya güzel gülüşle. Artık çok geç. Hiçbir şey için geç değil İffet. Yaklaşma. Sakin ol. Her şey düzelecek, söz veriyorum sana. Cemil, beni sakın unutma. İffet dur. Bak beni dinle bir saniye. Bitecek. Bütün acılar bitecek. Bütün acılar bitecek. Ben beceriksiz adamın tekiyim. Beş para etmez adamın biri için mi öldüreceksin kendine? Ben hiçbir altı beceremedim İffet. Sevdiğim kadının elinden bile tutamadım. Asıl ölmesi gereken benim. Eğer sen kendini atarsan, ben de kendimi atarım. Birlikte ölürüz. Cemil git buradan. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Artık inanmıyorum sana. Daha fazla kandıramayacaksın beni. Daha fazla acı çektiremeyeceksin. Daha fazla aşağılayamayacaksın. Hepsi yalandı İffet. Ben sadece seni sevdim, anlıyor musun? Sırf sen o adamı tercih ettin diye yaptım bunları. Hadi. Ne olur gel. Sen yoksan, kimse bana sen gibi sarılmayacaksa, ben de gideyim ben. Gel. Özledim seni bir bilsen. Nasıl yandın? Her gün, her saniye seni o adamla gördükçe. Cemil. Bana söz ver. Beni bir daha hiç bırakmayacaksın.
Seni ömrümün sonuna kadar bırakmayacağım ben. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Yemin olsun. Alıp seni götüreceğim buralardan. Her şeyi eskiden hayal ettiğin gibi yaşayacaksın. Keşke her şey o kadar kolay olsun. Biz istedikten sonra ben her şeyi halledeceğim. Göreceksin. Zaman dursa, böylece kalsak. İkimiz. Senle ben. Hiç kimse bizi bulamaz. Neden bu kadar korkuyorsun? Hı? O adamdan mı? O yüzden mi surlarda bana o kadar yalan söyledin? Hı? Niye beni sevmediğine inandırmak için o kadar uğraştın sen? Hı? Nasıl tutacaksın beni? Böyle tehditler savurarak mı? He? Ben zaten cehennem hayatı yaşıyorum. Daha nasıl kötü olabilir ki? Daha kötüsü ne? İstersen öldür beni, umurumda bile değil. Seni değil güzel karım. Cemil'i öldür. Ben kimseden korkmuyorum. Bir garip davranıyorsun İffet. Bilmediğim bir şeyler var belli. Hadi söyle bana. Söyle bana halledeyim her şeyi. Kafam karışıktı. Mücadele edecek gücüm yoktu. O an öyle yaptım. Ben herkes için iyi olacak diye düşündüm. Beceremedim. Tamam. Ben varım artık. Takma kafana, halledeceğiz her şeyi. Biz birlikte olduktan sonra. Merak etme. Keşke her şey bu kadar kolay olsa. Demin biz nasıl birlikte olacağız? İkimiz de evliyiz. Umurumda değil. Ben seni kaybediyordum bu gece. Canına kıyıyordum. Bu gece her şeyi halledeceğim. Annemi de alıp çıkacağım o evden İffet. Cemil, olmaz. Ne demek olmaz? Sen beni istemiyor musun? Ben seni her şeyden çok istiyorum. O zaman... Efendim Nimet? Alo abla, babam. Babam iyi değil, biz hastanedeyiz. Sakin ol Nimet. Ne işiniz var hastanede? Ne oldu babama? Bilmiyorum ki. Dönmüşler mi ne? Eve geldi. Kanlar içindeydi. Nasıl durumu? Nerede şimdi? İçeride. Abla, doktorlar müdahale ediyor. Ne olur çabuk gel. Tamam canım. Hemen çıkıyorum. Sen sakin ol. Geldim canım. Her şey yoluna girecek. Tamam. Tamam ablacığım. Bunun ne işi var burada? Babam nerede şimdi? Tomografi mi ne çekilecekmiş? Tomografi mi? Niye? Bilmiyorum. Kafaya darbe aldıysa normal ya. Alo. Merhaba Nimet, nasılsın?
İyiyim enişte. İffet'i aramıştım ama ulaşamadım. Acaba yanında mı senin? Yanımda, vereyim. Efendim Aliysa. İffet, ne zaman geleceksin? Aydın'ı yollayıp seni aldırayım mı? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Neredesin sen İffet? Hastanedeyim. Babam bir kaza geçirdi. Ne oldu? Hangi hastanedesiniz? Aliysan, gelmene gerek yok. İffet, neredesin sen? Balat Devlet Hastanesi. Ne oldu? Cemil, Aliysan buraya geliyor. Gitmen gerek. Hiçbir yere gitmiyorum. Cemil, ne olur. Ne olur git. İffet, bundan sonra asla seni bırakmayacağım. Anlamıyor musun? Ben sana bırak demiyorum ki. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Önce sorunlarımızı çözmemiz gerek. Beraber hallederiz işte İffet. Cemil, Nil var. Annen var. Kadıncağızı oradan oraya daha ne kadar taşıyacaksın? Başkalarına sorun yaratarak birlikte olamayız. Bu iş o kadar da kolay değil işte. Biliyorum. Senden sadece zaman istiyorum. Ne olur dediğimi yap Cemil. Cemil, ne olur. Sadece sorunları halledene kadar. Ondan sonra kimse senden beni uzak tutamaz. Merak etme. Sen üzülme yeter ki. Hadi. O herifin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Cemil, ne olur sakin ol. Birisi duyacak. Duyarsa duysun. Anlaşmıştık. Her şey hallolana kadar bekleyecektik. Olmuyormuş işte, anlıyor musun? Olmuyormuş. Bu herif sana dokundukça elini kırmak istiyorum. Onun istediği de buydu işte. Seni gördüğü için öyle davrandı. Seni delirtmek için. Oldu işte. İşe yaradı. İffet, gidelim bu evden. Cemil, hani beni üzmemek için her şeyi yapardı. Sen beni anlamıyor musun? Şimdi o adamın yanına gidip aynı yatakta yatacağını düşünmek bile beni delirtiyor. Güven bana. Güveniyorum ama. Aması maması yok Cemil. Bana dokunamayacak, söz veriyorum. Elimde değil. Cemil, ne olur yapma, gitmem gerek. Cemil, ne olur. Daha fazla sorun yaşamak istemiyorum. Ne olur. Her şey senin için. Seni sevdiğim için. Emine. Bana bir çay getirir misin? Tabii efendim. Şimdi. Şşt. Günaydın. Güzel gözlüm benim. Günaydın.
canım. Beraber gelelim diyecektim. Bir şey mi oldu? Yok. Günaydın. Günaydın. Nasıl yüzsüz bir kadın bu? Gördükçe deliriyorum. Bırak uğraşma artık. Niye? Sen benden daha çok sinirliydin. Ne oldu? Geçti. Ne oldu? Bir şey mi var? Ne bileyim, geçti işte Nil. Sıkıldım. Günaydın. Emine, bana bir omlet, bir de portakal suyu lütfen. Bir sabah karşılaşmasak günüm iyi geçecek ama işte. Ben de aynı fikirdeyim. İşe biraz daha erken gitseniz bunu halledebiliriz galiba. Günaydın halacığım. Günaydın canım. Ben bir şey yemek istemiyorum. Kocama eşlik edeceğim. Ne oldu? Senin de mi sinirini bozdular? Hayır. Bugün hiç kimse benim sinirimi bozamaz. Çünkü doktora gideceğim. Hamile kalmadan önce son kontrollerimi yaptırmak istiyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo, çok ciddiyim. Sen daha kendin çocuksun. Halacığım, iyi de annem bana hamile kalmadan önce benden sadece 2 yaş büyükmüş. Maço kocanın fikri bu değil mi? Hayır, ikimizin fikri. Sana şimdi bir laf söylerdim ama... Cemil, lütfen. Bugün çok mutluyum. Bir tartışma olmasın. Biliyor musun? Cemil eski işine geri döndü. Duydum. Arif Bey çok iyi niyetli bir insan. Cemil'e de değer veriyor. Acaba diyorum ki onu bir akşam yemeğe mi alsak? Kesinlikle olmaz. O adam asla bu eve giremez. İzin vermem. Hayırdır? Sana ne oluyor? Sen kendin bu eve girdin diye herkesin girebileceğini mi sandın? Babanın ne hissedeceğini düşünsene. Adamlarıyla bu evi bastı, ne çabuk unuttun. Senin için yaptıklarından sonra bir de bunu isteyemezsin babandan. Sen dedin diye değil. Arif abi zaten bu eve gelmek istemez. Ne senin ne de kardeşinin yüzünü görmeye niyeti yoktur onun. Arif abin kendi mi söyledi bunu? Söyleyeyim de başın etini mi yiyeceksin adamın? Ne oluyor burada? Yok bir şey. Yanlış insanlarla muhatap olmanın cezasını çekiyorum. Teşekkür ederim. Ne oldu, ne var? Önemli bir şey değil. Neden bahsediyorsun sen, ne mektubu? Dün gece yakmaya çalıştığın mektup. Hepsi yanmamış. Allah'ın işi işte, ben buldum. Bir aşk mektubu. Sen ne demeye çalışıyorsun? Vallahi her şey ortada. Yakmaya çalıştığına göre kimsenin görmesini istemedin. Cemil'le olan yasak aşkınızı da bilmeyen yok.
Bana bak. Haddini bil, yoksa bildirmesini bilirim ben sana. Aa, ama böyle konuşamayız. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana saldırıyorsun. Benim senin yardımına ihtiyacım yok Emine. Ayrıca yanlış anlamışsın. O bir aşk mektubu değildi. O zaman Ali İhsan Bey'e göstermemleri bir sakınca yok. Nihayet rol yapmaktan vazgeçtim demek. Ver şunu. Yardım edeceğiz dediysek o kadar da değil. Ne istiyorsun Emine? Sence? Para mı? Ali İhsan Bey, kahvaltıdan sonra abimin yanına gidebilir miyim? Biliyorsunuz rahatsız. Elbette Saime Hanım, gidebilirsiniz. Bana sormanıza bile gerek yok. Ayrıca istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Emine tek başına o kadar insanla nasıl uğraşacak peki? Merak etmeyin, ben birkaç saat kalır dönerim. İffet, neyim hayatım? Çok iyi gözükmüyorsun. Yo, iyiyim. Cemil, bekle, beraber gidelim. Size afiyet olsun. Sen de Saime Hanım'la birlikte gidecek misin babana? Gideceğim. Ama önce bankaya uğrayıp Serpil'ler için istediğim parayı çekeceğim. Mahalleye kadar gitmişken veririm. Tamam, sen bilirsin. Bütün mahalleyi nüfusumuza alalım oldu olacak. Niyetleri belli zaten. Kimsenin benden bir şey istediği yok. Ben sadece yardım etmek için. Boşuna yorulma. Ben sizin mahalleliyi çözdüm. Gözlerinde dolar işaretleriyle dolaşıyorlar maşallah. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sizin paranızı alacağım, ölürüm daha iyi. Oh, nerede o günler? Cemil, beni aramamalısın. Ya telefonu başkası görseydi? Ne yapayım? Seni çok özledim. Dikkatli olmalıyız. Herkesin gözü bizim üstümüzde. Kimin gözü üstümüzde? Halamın, Nil'in, Ali İhsan'ın, evdeki herkesin. Yakalanmayacağız, korkma. Ben dikkat çekmemek için elimden geldiğince aynı masaya bile oturmayacağım. Ben senin yüzünü görmeden dayanamam. Ya başka şansımız mı var Cemil? Hadi, eve yaklaşıyorum, bahçeye gel. Olmaz Cemil, bu çok tehlikeli. İyi. O zaman ben bahane bulup yanına gelirim. Cemil, sakın. Tamam, sen bekle. Ben kimseye görünmeden gelmeye çalışacağım. Bekliyorum. Sen beni mi takip ediyorsun? Yok. Hava alıyordum. Sana ne dedim bugün? Benle uğraşma, çok fena olur. Merak ettim. Ne yaparsın? Sen anlamıyorsun galiba. Kendini kovdurtma bana. Göreceğiz bakalım İffet Hanım. El mi yaman, bey mi yaman?
kalsın Emine'ye yakalanıyordu. Emine kim ya? Emine'ye yakalansan ne olur? Asıl onun gibilerden korkmak lazım. Her şeyi yapabilir. Benim gitmem gerek. Gel buraya. Bütün gün senin hayalini kurdum ben. Gülüşünü. Kokunu. Ben de seni. Sadece seninle birlikte olacağımız anı düşünerek katlanıyorum her şeye. Senin yanında unutuyorum her şeyi. Nerede olduğumu. Kim olduğumu. Geçmişi, geleceği, her şeyi. Sadece sen varsın. Bambaşka biri oluyorum yanında. Daha iyi. Daha mutlu. Daha huzurlu. Niye karşı koyamıyorum sana? Yanacağımı bile bile niye yapıyorum bunu? Çünkü sen benimsin. Ben de senin. Öleceğimi bilsem de ayrılmam senden İffet. Emine. İffet nerede biliyor musun? Bahçede. Tek başına mı? Bilmem. Git kendin bak. Emine. Ne var? İstediğiniz gibi hanımefendinin işlerine karışmıyorum. Uzak duruyorum. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama. Söyleme o zaman. Gitmek zorundayım. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin. Böyle yaparsan hiç gidemem ki. O evde senin yüzünü bile göremiyorum. Biliyorum. Nasıl bir işkence? Bitecek Cemil. Yakında hepsi bitecek. Sadece ikimiz olacağız. Bir dakika daha kal. Sadece bir dakika ama. Kızı, hala. Tek başına ne yapıyorsun sen bahçede? Hava almaya çıkmıştım. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok da seni göremeyince merak ettim. Üşüdüm. Hadi içeri geçelim. Halanı hiç güler yüzü görebilecek miyiz acaba? Kadın 7/24 arıza. Hiç değildir aslında. Ama bu aralar biraz keyfi yok gibi. Hmm. Sanırım aşk mevzuları. Aşk mı? O mu? Kim bilir hangi zavallının beyninin kemiriyordur. Ya deme öyle. Sonuçta aşk bu. Herkesi, her şeyi değiştirebilir. Mesela... Bak bize. Ben diyorum ki bugün işe gitmesen, beraber biraz vakit geçirsek. Akşamdan akşama yüzünü görüyorum. Daha yeni evliyiz sonuçta. Bugün çok işim var, ilgili olmasın. Hep çok işin var. Ben Arif Bey'le konuşur hallederim. Hem balayına da çıkamadık, kesin bir iki gün izin verir. Arif abiyi falan sakın karıştırma. Ben senin her istediğini yaptım. Bu eve gelelim dedin, geldik. Çocuk istemiyorum dedin, tamam dedim. Bir kere de benim istediğimi yap ya. Bir kere. Ama yok. Maçosun ya. Maçoyum var mı? Beğenmiyorsan bırak kızım. Kafayı tülemekten de vazgeç.
Cemil, niye bu kadar kötü davranıyorsun? Hani kimseyi üzmeden halledecektik her şeyi. Ne yapayım istiyorsun? Nil'le romantik dakikalar geçirip, hatta ondan bir de çocuk yapayım istersen İffet. Hayır ama... Aması ne? Tabii. Sen Ali İhsan denen o herifle... O herifin elini tutmalar, gülümsemeler falan. Saçmalama Cemil. Dün gece eve bile gelmedi. Gelseydi ne yapacaktın? Korkuyor musun sen? Yoksa bunlarla baş edecek gücüm yok diyeceksin yine. Yoksa yine mi vazgeçtin? Ne istiyor senden? Hiç. Sadece Nil'le aralarındaki sorunlara karışmamamı söyledi. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor işte. Karışma tabii. Sana ne? O adamla ilgili hiçbir şeye karışma. Benimle birlikte ol. Sen nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsun? Seni rahat bırakmamı istiyorsan başka hiçbir şansım yok. Sadece sı falan kalmadı İffet. Ne yapacaksan yap. Yoksa ben bildiğim gibi yapacağım. Bunu yapmalısın İffet. Başka şansın yok. Her şey bitecek bu gece. Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin. Ölene kadar da öyle olacaksın. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hiç çıkarmayacağım boynumdan. Bugün seni çok kırdım. Özür dilerim. Senin istediğin gibi bir ev olana kadar sabredeceğim. Yeter ki sen mutlu ol. Ben yanında olayım. Yeter ki biz hiç ayrılmayalım. Niye ağlıyorsun şimdi? Hı? Mutluluktan. Mutluluktan da olsa sakın ağlama. Tamam? Cemil. Ne olursa olsun. Çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. Hiçbir şey olmayacak, korkma. Ve hep yanında olacağım. Özür dilerim Cemil. Bunu senin için yapacağım. İkimiz için. İyi akşamlar. Babacığım, bu ne şıklık? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Bir kutlama falan. Yok. Sadece karımla özel bir gece geçirmek istiyoruz. O kadar.
Belki yarın da gelmeyiz. Merak etmeyin, biz rahatsız etmeyiz. İyi eğlenceler. İyi akşamlar. Rakı getir bana.